Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine İstanbul'un çok özel bir mekanına gidiyoruz. Adı İstanbul'la özdeşleşmiş Ayasofya Camii'nde olacağız. Ressam konuğumuz Mehmet Ali Laga. Bakalım gerçek konuğumuz kim olacak? Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Önemli. Şuraya kadar yardım edebilir misiniz ya? Tabii ki. Şöyle biraz ileriye kadar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşiniz var mı? Şu anda mı? Şu anda işte bana böyle zaman ayırabilir misiniz? Bugün bana zaman ayırabilir misiniz? Benim resim yapar mısınız? Yani çok resimden fazla anlamam ama. Vaktiniz var mı? Vaktim var. Tamam o zaman. Birkaç saatinizi alacağım. Beraber resim yapacağız. Ne demek tabii. Eyvallah. Teşekkür ederim o zaman. Güzel bir gün geçireceğiz beraber. Açıda değiliz tam olarak çünkü açıları yakalayamayabiliyoruz. Ama çizeceğimiz resmin aşağı yukarı görüntüsü buna benzeyecek. Tabii ki tedbirimizi de almamız lazım. Önlüklerimizi giyeceğiz. Program önlüğümüz var. Tam ortasından görüyoruz. Şurada uzunca bir yol. Ayasofya'nın önüne kadar çıkan yanında bugünkü haliyle buranın yapılmış peyzajlar. Hepsini görmeyeceğiz tabii. Daha çok yapıya odaklanacağız. Ve yapı ortaya çıktığında daha da kolaylaşacak iş. Görüyorsunuz üstünde büyük bir kubbe var. Evet, kubbe aşağı yukarı bu. Kubbenin altında pencerelerin olduğu kısım. Ayasofya'nın herkes tarafından bilinen o görüntüsü. Gövdeyi aşağı yukarı tamamladık. Ayasofya görüntüsü oluşmaya başladı. Zaten bu kısımlar şuradan aşağıya bak ağaçlar buraları yeşille hareketlendireceğiz bol bol. Farklı yeşilleri kullanacağız. Şimdi ben sana renk oluşturacağım. O renklerle gökyüzüne boyayacaksın. Yani şu mavi boyanacak. Evet, açık bir mavi. Daha sonra binanın diğer kısımlarını boyamaya geçeceğiz. Açık bir mavi tercih edeceğiz çünkü gökyüzü gayet açık. Şimdi bu mavi gökyüzüne baktığımız zaman sert duruyor. Evet. Koyu duruyor. Beyaz bize o maviyi istediğimiz kıvama getirmeyi sağlayacak. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Çocuklar merak etti. Buyurun. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da da yeğenim Samsun'dan geldi. Öyle mi? Ayasofya'yı gezmeye geldim. Evet. İsmin neydi? Nadeş. Senin adın? Sude. Sude kaça gidiyorsun? 6'ya. 6'ya. Sude yapar ya. Çok kararlı geliyor sesi. Kesinlikle. He? Ben kendinden emin gördüm. Tamam. Tamamsa o zaman gel bakalım. Şimdi biz gökyüzünü boyayacağız açık bir maviyle. Şunları içerisine bulaştırmadan şöyle köşeden itibaren bunu sürmeni, bu boşlukları falan şöyle girmeni istiyorum, tamam mı? Buyur bakalım.
Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. El sallayın bakalım. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Evet Gökhan Hocam, işini götürdün gene. Şanslısın. Bak elinden aldılar fırçayı. Bayağı bir alan kapandı. Şimdi sıra sende. Şimdi şunları içerisine taşırmadan çok. O boşlukları, bu kısımları şöyle, şu beyazlıklar kalmayacak derecede, tamam mı? Böyle boyayacaksın. Böyle pek de zor bir şey değilmiş değil mi? Yani çok zevkli. Olabiliyormuş yani. Çöp adam zevkli. Meselesi bence biraz abartı. Çöp adamlık bir durum yok ortada. Gayet her şey yapılabiliyor ölçüsünde. Evet bu arada heyecanını attın. Gayet köşeleri denk getiriyorsun. Bak gayet tertemiz bir gökyüzü oldu. Burada gördüğün ağaçları şöyle hareler yaparak şöyle devam et. Bu arada yeşillerin güzel. Bak ağaçları güzel çeviriyorsun. Başarılı oluyor. Evet, biraz daha sağa doğru oradakini verdik. Biraz daha kitlelerini artırabiliriz. Şurayı tamamlayabilirsin. Ağaçları biraz daha aşağıya taşıyalım. Değil mi? Biraz insin. Şu alttaki boşluğumuz. Şuraya kadar ağaçları indir mesela şu kısımlara kadar. Evet, Ayasofya tarihi itibariyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise dostum. Ve aynı yerde 3 kez inşa edilmiş. İlk yapıldığında Ekselia, yani büyük kilise anlamında ismi vardı. 5. yüzyıldan sonra ise Ayasofya, yani kutsal bilgelik kilisesi olarak kullanılmaya başlandı ismi. Ve günümüz Ayasofya'sı İmparator Justinianus tarafından yaptırılmıştır. 532 yılında başlanıyor, 537 yılında Ayasofya kilisesi tamamlanıyor. 5 senede tamamlanıyor ve tamamlandıktan sonra Justinianus Ayasofya'dan içeriye girdiğinde dua ediyor. Tanrı'ya şükrediyor. Diyor ki Tanrım bana böyle bir büyük mabedi yapmayı nasip ettiğin için sana şükrediyorum diyor. Teşekkür ediyor ve Kudüs'e dönerek Süleyman mabedini kastederek şöyle diyor. Ey Süleyman seni geçtim. Yani Süleyman mabedi o güne kadar yapılmış en görkemli mabet. Değil mi? İhtişamlı mabede bahsedilen o mabede nazire yaparcasına bu övünmeyi de gerçekleştiriyor. Tabi Ayasofya Doğu Roma İmparatorluk Kilisesi olduğu için burada imparatorluk taç giyme törenleri yapılıyor. İçerisinde sağ bölümde bir yükseltiden taç giydiriliyor krallara. Böyle bir görevi de var. Ama Latinler tarafından işgale uğruyor bir dönem sonra 1200'lü yıllarda. Ve bu işgalden sonra da tabii bu bölge yağmalanıyor. Ayasofya yağmalanıyor. Haliyle harap oluyor. Daha sonra tabii ki yine Doğu Roma İmparatorluğu olarak geri alınıyor. Geri alındığında bir takım bakımlar yapılsa da tabii tam manasıyla giderilemiyor bu istiladan kaynaklanan zararlar. Tabii ki geliyoruz Fatih'in devrine. Yani 1453'e. 1453'te İstanbul fethediliyor. Ve fethedildikten sonra Ayasofya Kilisesi camiye çevriliyor. Osmanlı Devleti'nde döneminde 16. ve 17. yüzyıllarda buraya yeni eklemeler yapılıyor. Yani Ayasofya'nın içine mihraplar, minber, müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksure ekleniyor. Ve bu şekilde 1 Şubat 1935'e kadar burası cami olarak kalıyor Fatih Sultan Mehmet'ten. 1935 yıllarına kadar düşün aradaki zamanı. Ve o seneden sonra da müze ve turistik gezi diye açılıyor. Mehmet Ali Lega ressamımız, bizim açısını durmaya çalıştığımız ressamımız Mehmet Ali Lega. 1878 yılında Trablusgarp'ta doğuyor. Zafirizade soyundan geliyor. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimini alıyor. Daha sonra Harbiye'ye geçiyor. Burada resim yeteneğiyle beraber resim öğretmenliği de yapıyor ve burada hocası Ali Rıza ile tanışıyor.
Ali Rıza'nın öğrencisi olduktan sonra o dönem ressamlarından Sami Yetik'le de arkadaş oluyor. Harbiye'den mezun olduktan sonra temel rütbesiyle tekrar Trablusgarp'a gönderiliyor. Trablusgarp'tan 1907 yılında tekrar İstanbul'a dönüyor. Bundan bir sene sonra da 1908'de meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyet ilan edilince tabii ki de daha özgür bir ortam oluşuyor. Özgür ortam oluşunca da Sami Yetik'le beraber o dönemin ressamları İbrahim Çallılar, Namık İsmail'ler, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi Areller'le beraber ressamlar cemiyetini kuruyor ve burada eserler üretiyorlar. Bu cemiyetin yöneticilik görevlerinde bulunuyorlar. Bu ressamlar Avrupa'da gidip eğitimler alıyorlar. Ama Mehmet Ali Laga'nın imkanı olmadığı için diğerleri kendi imkanlarıyla gidebiliyorlar veya devlet bursu alıyorlar ama Laga'nın böyle bir imkanı olmadığı için gidemiyor. Balkan Savaşları dönemine de denk geliyor bu ve Balkan Savaşları döneminde de Sami Yetik'le beraber Edirne'ye görevlendiriyor. Orada yine Ali Rıza Hoca'nın atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii bir süre sonra işgale uğruyor Edirne ve işgalde Ali Rıza Hoca şehit ediliyor. Bundan sonra belirsiz bir dönem oluyor. O dönem içerisinde ne oldukları, nasıl geldikleri, gittikleri çok nerede yaşadıkları bilinmiyor ama Çanakkale Deniz Müzesi'nde, Deniz Kuvvetleri Müzesi'nde eserleri ortaya çıkıyor ve bu eserlerden de yola çıkarak Mehmet Ali Laga'nın Çanakkale'de bulunduğu kanaatine varılıyor. Daha sonra İstanbul'a dönüyor ve İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra Bursa'ya yine Bursa Askeri Lisesi'ne görevlendiriliyor. Orada öğretmenlik yapıyor. Sonra Sanayi Nefise Mektebi'ne geliyor. İstanbul'da burada idarecilik yapıyor. Ve bu idarecilik 1924 senesine kadar sürüyor. Daha sonra emekli oluyor. Emekliye ayrıldıktan sonra da Akaretler'deki köşküne çekiliyor ve orada eserler üretmeye devam ediyor. 1947 yılına kadar burada eser üretmeye devam ediyor ve 1947 yılında vefat ediyor. Peyzaj resimlerini yoğunlukla yapmış olsa da kendisi kolaj alanında da farklı eserler vermiştir ve o dönemin gerçekten önemli ressamlarındandır. Bunları ne rengi boyayacağım? Onları gri renkleri oluşturacağız. Yani şuradaki beyazla şunu karıştırarak şurada mesela şu rengi elde edip onların içini doldurabilirsin. Sonra onlara camlı pencere gibi şeylerini yaparsın ve beyazla da gerçi çatı kısımlarını yap onunla, kubbeleri. Diğer kısmını da hafif pembe boyayla, çünkü bayağı kirlenmiş, solmuş. Dönem dönem o renk sararıyor, soluyor. İçerideki renk aslında orijinali. Görüyor musunuz? Buyurun. Tabii ki buyurun. Aa, problem değil, siz katılabilirsiniz hatta. Lütfen. Yarışma değil. Bu benimle resim yapar mısın adlı program. Diyanet TV'de yayınlanacak. Her hafta bir farklı konukla beraber yoldan çevirdiğimiz Gökhan Bey gibi. O kişi ben oluyorum. Kendisi oluyor şu an. Resim yapıyoruz birlikte. Tarihi eserlerimizin bulunduğu yerlerde çekim yapmaya çalışıyoruz. O eserleri resmetmeye çalışıyoruz. O dönemde işte resmi yapan ressamların dönemi hakkında bilgi veriyoruz. Mimari eser hakkında bilgi veriyoruz. İşte tarihsel derinliğini anlatıyoruz. Bu şekilde programımız akıp gidiyor. Sizin gibi vatandaşlarımız da geliyor. Merakla bizimle iletişim kuruyorlar. Onlara açıklıyoruz. Hatta onlara fırça veriyoruz. Onlar buyuyor. Dilerseniz size de verebiliriz. İsterseniz şöyle şu boşluklardan faydalanabilirsiniz. Ne dersiniz? Ben hemen geleyim. Öyle mi? Aynen. Hemen fırçayı hazırlayayım. Kızım böyle bir geçmişi var. Hiç daha önce yaptınız mı resim? Yaptım. Yapmıştırma ama birazcık destek olmanız gerekiyor. Yani. Şimdi zaten alan şuradaki gökyüzü alanını boyuyorum. Taşırmadan şu kısımların mesela aralarına girerek şöyle maviyi olgunlaştırmaya çalışıyorum. Buyurun bakalım görelim. Evet. Olsun. Sorun değil. Kaynaştırılabiliyor çünkü. Şeyini yapayım mı? Yapın. Yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Aferin. Bak. Belli. Eli fırça tutmuş daha önce. Bravo. Benim gibi değil hocam. Evet. Ama sen de bir günde bayağı bir gelişme kat ettin. Bakar mısın? Renklerini falan yerine koydun. Çizimi de. Evet. Orayı kapatabilirsiniz. Ben onu zaten orası bir hata olarak. Bakın. O kapanabilir.
Şöyle devam edin. Daha böyle cafcaflı, hiç karartmıyor, öyle mi? Peki, çok teşekkür ederim hanımefendi. Renk kattınız gerçekten, çok sağ olun. Öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, hoşça kalın. Çocuklar bu yaşlarda böyle ellerine fırçalar, renkler verildiği zaman sokaktaki kötü alışkanlıklardan daha erken uzaklaşmış oluyorlar. Daha doğru alışkanlıklar edinmiş oluyorlar. Belki de çok güzel ileride resimler yapacak, ressam olacak, eserler yapacak ya da başka bir mesleği yaparken yanında çok güzel bir hobi sahibi olacak. Bakıyorum. Renkleri oluşturmuşsun güzel ama biraz karmış renk. Hani bu taraftaki rengi biraz daha koyu almaya çalıştım. Güzel aslında, gayet başarılı. Yani bir şeyler yapmışsın. Yeşil arasındaki geçişler işte yapar hocam. Daha koyu, daha açık. Daha açık ve koyu, hani ışığı aldığı yerlerde faydası var. Şöyle biraz geriye çekildiğimiz zaman, değil mi? Oradaki ağaç etkisi oluşmaya başlıyor. Tabii bu biraz daha durumu öğrenmekle alakalı. Ağaç etüdü çok fazla çalışmak lazım. Evet, orada yeşil bir leke var. Ama seninkinde de mesela şöyle aralara girersek hafif mavi etkiyle burada ağaçları birbirinden ayırabiliriz. Gördün mü? Ne oldu? Biraz ayırdık. Evet. Birbirinden ayırdık. Daha üzerine gidersek daha da netleşecek. Ben bugün Sultanahmet'e ziyarete gelmiştim ama sizinle karşılaştım. Neye niyet, neye kısmet diye bunu deniyor herhalde. Hayatımda ilk defa bir tablo yapmaya çalıştım. Size çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yine bir Benimle Resim Yapar Mısın programının sonuna geldik. Bu haftaki sanatçımız, konuğumuz Mehmet Ali Laga. Gerçekteki konuğumuz ise Gökhan öğretmenimizdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya İstanbul'da yeni bir mekanda, yeni bir tarihsel derinlikte, Diyanet TV ekranlarında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.